2014-2015 eğitim öğretim yılı ilk yarısında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın karnesi kırıklarla doludur. 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 23 Ocak Cuma günü sona erecek. 17.397.000 öğrenci ve 896.222 öğretmen yarı yıl tatiline girecektir. 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk yarısı eğitimin acil çözüm bekleyen sorunlarının arttı. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarıldı. TEOG yerleştirmelerinin işkenceye dönüştürüldü. Eğitimde, bilimde çok dini referanslara göre düzenlemelerin hayata geçirildi. Siyasi iktidarın eğitime ve topluma yönelik dayatmacı ve baskıcı uygulamalarının zirve yaptığı bir dönem olmuştur. Devlet okulları sorunları ile baş başa bırakılırken özel okullara yönelik doğrudan teşvik politikaları uygulamaları geçtiğimiz dönemde de hız kesmemiştir. AKP kendi döneminde iki kat artan özel dershaneleri kapatıp özel okullara dönüştürmeye zorlarken özel okullara gidecek öğrencilerin okullarının öğrenci başına 2500 TL ile 5500 TL arasında değişen ve toplamda 1 milyar TL'yi aşan miktarda kamu kaynağına aktarmıştır. Velilerin cebinde yaptığı eğitim harcamalarının 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle ortalama 4000 TL'ye dayanmış olması dikkat çekicidir. Yine çocuklar öldürülmüş, fişlenme ve istismara devam edilmiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk yarısında da çocuklar çocuk oldukları unutularak işkence görmüş, cezaevine atılmış, fişlenmiş, istismara uğramıştır. Güvenlik güçlerinin çocukları hedef alarak katletmesini uygulamaları artarak sürmüştür. AKP iktidarı döneminde güvenlik güçleri tarafından Roboski'de olduğu gibi bombayla, Gezi direnişinde gaz kapsülü ile, son olarak Cizre'de olduğu gibi polis kurşunuyla öldürülen çocukların resmi sayısı 101'dir. Eğitimde hükümet memurluğu yandaş eğitim yöneticileri ile başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, piyasacı, bireyci, her adımda din ve inanç istismarına dayanan dayatmacı politikalarının okullardaki en önemli uygulayıcıları olan yeni okul müdürleri, bir süredir tartışılan hükümet memurluğu uygulamasının en stratejik aktörleri olarak göreve başlamıştır. AKP il ve ilçe başkanları ile kurulduğu ilk günden bu yana iktidarın memur kolları gibi çalışan Eğitim Birsen ortak mesaisiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'de her 10 müdürden 8 tanesi artık Eğitim Birsen üyesi olmuş, müdür yardımcıları da benzer bir mantık üzerinde görevlendirilmeye başlamıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk dönem karnesinin kırık olduğu görülecektir. Bunu gerek Malatya kamuoyuyla gerek Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz. Böyle giderse hükümetin ikinci dönemde bu notlarını bu şekilde devam ettirirse şimdiden söylemesi doğru olur sanırım. Kalacağı kesin, iyi bir karne almayacağı kesin. Ya emekçilerin taleplerini, sendikamızın taleplerini görmezden gelmekten vazgeçer, taleplerimizi karşılar. Yoksa bunları düzeltme imkanına sahip değil. Kamuoyuna bu eğitim öğretim değerlendirme raporunu ve hükümetin karnesini saygıyla duyururuz. Teşekkür ederiz.